dostlar, bugün Ebru malzemelerini tanıtacağım. Ebru ile ilgili yapabileceğimiz malzemeler nedir, nasıl bulabiliriz ve hangi malzemeleri ne amaçla kullanıyoruz? Ebru'nun ilk başta tekneyle başlayalım. Tekne genelde kullanacağımız kağıt boyutlarına göre kullanıyoruz. Bu teknenin en büyük özelliklerinden bir tanesi antipastik özelliği, yani pas tutmayan bir özelliğe sahip olması gerekiyor. Şu üç kısımlarının katlanması lazım. Kağıdı çıkarttığımız zaman temiz olması lazım. Kağıdı temizlemek için katlı olması lazım. Ve kağıdı temiz, yani boyanın içinden çıkartırken temizliyor olması lazım. Tekne yapımı ile ilgili bir video çekeceğim. Kanalın devamı için lütfen abone olmayı da unutmayın. İzlenme oranları yüksek ama abone sayısı az. Bu yüzden destek olmanız lazım. Burada başlayalım. Sığır ödü. Sığır ödü benmari yöntemiyle kullanılan sığır ötleri. Yani sığır ödünü alıyoruz. Benmari yöntemiyle kaynatıyoruz. İçindeki mikroorganizmaların tamamen ölmesini sağlıyor. Neyi sağlıyor? Tekne yüzeyinde kağıda yapışmasını sağlıyor. Kağıdı o zaman anlatalım. Genelde kağıt 90 gram ile 120 gramlık kağıtlar, bu hafif böyle beyaz olmayan kağıtları kullanmak daha kolay oluyor. Bu kağıtların beyaz olduğu zaman, diğer beyaz kağıtları kullandığımız zaman beyaz fareler meydana geçiyor ama bunda o doku, beyaz doku kayboluyor. Daha bir farklı doku meydana geliyor. Hafif sarımsı bir doku veriyor. Ben bunları tercih ediyorum. Bunlar 120 gramlık. Eğer ilk çalışmalar yapıyorsanız daha düşük kağıtlar kullanmak gerekiyor. Özellikle tekne yüzeyinin statik elektriğinin alınmasında şu kağıtlar hem ekonomiktir hem de temizlemeyi sağlar. Saman kağıdıdır. Tamamen tekne yüzeyindeki artık boyaların alınması ve aynı zamanda statik elektriğin alınmasını ne yapar? Sağlar. Genelde ben hani ilk istemediğim, hoşuma gitmeyen çalışmaları o kağıtlara alıyorum. Fırçaya bakalım. Fırçalar sapları gül dalından yapılmış. Bununla beraber fırçanın başındaki özellikle bu kıllar at kılından yapılıyor. At kılının en büyük özelliği vurduğunuz zaman boyanın sıçramasını sağlıyor. Boyayı daha uç kısımda tutuyor. Dibe almıyor. O yönüyle ilgili. Gül dalı biraz daha esnek. Vurduğunuz zaman hem de dayanıklı bir ağaç. Güzel bir de gül dalını almak çok güzel bir şey. Buralarda şu boyaları koyduğumuz kavanozlar, ben biraz uzun tercih ediyorum. Çünkü boyayı daha fazla boya koymak için daha fazla şey yapıyorsunuz. Karıştırdıktan sonra burayı ne yapıyorsunuz? Sıkıyorsunuz. Bu şekilde kullanıyoruz. Bizlere baktığımız zaman biz ölçüleri şu şekilde bakıyoruz. Bizler kalından inceye göre şu şekilde bir ölçü sıralaması var. Bu yeni benim aldığım bizler. Çünkü gül çalışmalarında iki eşite yakın bizler kullanılıyor. Bu bizlerin başları biraz yuvarlak olması. Bununla beraber biraz toz oldu. Bu daha önce çalıştığım ebrulardan dolayı toz meydana gelmiş. Şurada uçları biraz daha yuvarlak. Genelde bunlar paket halinde dörtlü beşli satılıyor. Ama bazen iki tane eşit ölçüde bulunmanız gerekebiliyor. Bunun için iki eşit, bazen tek de satılıyor. Onları da alabiliyoruz. Ben daha önceden eldiven kullanmıyordum. Son dönemlerde eldiven şöyle oluyor. Çünkü ebru çalıştıktan sonra bazen toplantılarım oluyor, bazen iş toplantıları oluyor. Eliniz kirli gittiği zaman kişiler sizi ebru yaptığınızı anlamayan kişiler veyahut da başka kişiler
Aa, boyacılık mı yaptın, evini mi boyadın diyenler oluyor. Tabi bu espri olarak takılıyor. Ama eldiven ne yapıyor? En azından elinizin temiz kalmasını bu oranda sağlıyor. Deniz kadayıfı kullanıyorum. Daha önceden kitre kullanıyordum. Deniz kadayıfı şu şekilde. Deniz kadayıfının hazırlanması daha kolay, daha kısa sürede hazırlanıyor. Diğer keven kökü ya da diğer kitre dediğimiz malzemeyi aldığınız zaman onu suda bekletmek ve onu o suda beklettikten sonra hazırlanma süreci daha uzun oluyor. Deniz kadayıfında ben şunu hazırlamıştım şu şekilde. Bir tane başka videoda bunun yapımını nasıl olduğunu çekmişiz. İşte özellikle tekne yüzeyinin sıvısının nasıl hazırlandığı videosu. Onu da ne yapabiliriz? İzleyebiliriz. Bu noktada bunu hazırlamışız. Birazdan tekneyi alacağız. Tekneyi aldıktan sonra lale ve gül çalışmalarını da başka videolarda anlatacağız. Daha önceki videolarımda şunu anlatmıştık. Bu lale ve gül ebrularının nasıl yapıldığını, hatip ebrularını anlattık. Hatip ebrularının eğer öğrenmeye başlarsanız, uygulamaya başladığınız zaman hatip ebrularındaki o çalışmalar gül ve diğer gelincik, gül ebrusu, lale ebrusu, diğer ebruların yapımında çok daha kolaylık sağlıyor. Tarak ebrusuna baktığım zaman yani bu şu şekilde tarak işte paslanma ihtimali olmayan malzemeleri şu şekilde ne yapmışız? Tarağa benziyor. Bunları boyanın üstünden geçirdiğimiz zaman zaten taraklı ebru olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Bunları her birisini yaparken göreceğiz. Bugün kendim için daha önce sanayiye gidip kurutma rafı hazırladım. Daha önceden kurutma raflarını çok kullanmıyordum, yere seriyordum. Bu da fazla yer kaplamaya başladı. Kurutma raflarını hazırlattım. Nasıl? İşte basit bir yöntem buldum. Yani sanayide özellikle bu PVC'cilerden bir kısmı şunu yapabiliyor. Özellikle şu sineklikler olarak kullanılıyor. İçine girdi. Kağıt boyutuna göre ben yaptırdım. 50'ye teknemin boyu, 35'e 50. Çıkartacağım yöntem şu şekilde çıkarttığım zaman daha içine girdi. Evet, bu şekilde. Ne yapacağım? Bunun rafları hazır yapılmışlar da var ama ekonomik bir yapmak, ekonomik isterseniz şu şekilde kendinize hazırlatabilirsiniz. Hazırlattıktan sonra kendi boylarına göre ne yapabilirsiniz? Ebrularınızı yaptıktan sonra bunlar bu şekilde düşerken biz devam edeceğiz. Kağıt boyutuna göre ne yapacağız? Ebruları yaparken de görmüş olacaksınız. Bundan sonra ikinci ebruyu yerleştirirken bunun üstüne yerleştireceğiz. Kağıdımızı tekrar ne yapacağız? Kurutma raflarını aynı oranda iyi bir şekilde yapmış olacağız. Kurutma raflarını bu şekilde ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Ekonomik oluyor bu şekilde. Diğer türlü raf yaptığınız zaman hem de taşınması da kolay. Bu şekilde istediğiniz kadar zaten kuruduktan sonra ne yapıyorsunuz? Kaldırmaya başlıyorsunuz. Kuruduktan sonra o ebruları kaldırıyorsunuz. Yeni yaptığınız ebruları kullanıyorsunuz. Şu özellikle dökülen fırçaları anlatayım. Şunlar karıştırma fırçaları. Çünkü boyayla suyu kaydıktan sonra bir süre sonra boyanın suyun içinde çöktüğünü görüyoruz. O çökmeyi ve yine tekrar sığ rödünün homojen olmasını sağlamak için ne yapmamız gerekiyor? Karıştırmamız lazım. Karıştırdığımız zaman homojenite sağlanıyor. Bu noktada küçük fırçalar boyaları karıştırmada kullanılıyor. Sonra büyük fırçalarla bunu hazırlamış oluyoruz. Abesbank anlatayım. Bunlar neyi sağlıyor? Bunlar
Şunu sağlıyor. Bir boyanın boyanın eğer içeriye alınmasını ne yapabiliyoruz? Sağlayabiliyoruz. Şu şekilde alıp bunlar biraz daha ucuz oluyor. Bu şekilde ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Bunlar bize bunları sağlıyor. İçeriye almayı. Ben genelde böyle bir seri yapıyorum. Her boyanın kendi abes tankını, tahtasını kullanıyorum. Bunlar bir de yalıtkan oluyor. Yalıtkan olduğu için elektrik iletimi, statik elektrimi iletimini aktarıyoruz. Bu ince kağıtları da anlatayım. Tekne yüzeyindeki statik elektriği almadan, yani bu genelde böyle satılan yerler, ne satan yerler, gazete satan yerlerde böyle ince ve kilogramla satılıyor, ucuz olarak satılıyor. Bu şekilde evi malzemelerine size anlattım. Tekneyi, yani tekne yüzeyini, sıvıyı tekneye alacağım. Lale ebrusunu yapacağım. Bir sonraki videomuzda lalenin yapımının nasıl olduğunu anlatacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanala destek için abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın.